Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Mehmet Ali Gündüz hesabını verdiği için teşekkür ederim. Bugün Cold War Sonya Blade'in, daha doğrusu Sonya Blade'in brutalitesini tanıtacağız. Şöyle Faction Wars'a bir girelim bakalım. Quick Play'den direkt Yedili Savaşımıza giriyoruz. Yardıracağız burada. Şimdik Cold War ablacığım, yanına tarafına yine bizim ölüm ekibini topladım bakalım, o dursun. Kankam gerçi daha ben girdiğim gibi böyle hazırdı zaten. Büyük ihtimalle anlamış Sonya'yı tanıtacağımı. Duruyordu böyle kendi kendine. Ben de yan tarafına zaten o ikisini alıyorum genelde, eğer varsa hesapta, yoksa da daha koruyacak şeyler alıyorum, hesabı almaya çalışıyorum daha doğrusu. Hadi bakalım kardeş, bu sefer autoplay'imiz açık, tamam, açık değil pardon, mal gibi niye açık dedim bilmiyorum ama geçen de Cold War şeyi de oynuyorduk. Şimdik bir sakin ol, dur, 132 bin canı var, ekstra kombosunu merak ediyorum, nasıl atıyor onu? Şu an hala atmadı, bakalım eğer atarsa göreceğiz. Yine atmadı. Kalkanımız kırılmadı değil mi? Kırıldı mı? Kırıldı gibi duruyor, kırılmadı gibi duruyor, anlamadım ben. Hadi lan at şu artık. Heh, aynen. Ekstra kombosu anladığım kadarıyla o. Stun koyuyoruz. Şey gibi. Silver Sonya Blade'in neyi derler? Yalnız bak şey geliyor. Havadan top geldi. Blokta kalalım. O geldiğinde anlaşılıyor mu ya? Allah, oh, oğlum bayağı da vurdu lan. Valla bunun 250 bin canı var. Ben bunu öldüremem. Ben bunu cidden öldüremem. Bu ağzımıza tükürür bizim böyle böyle. Heh, iyi, blokta kalmadı. Çok güzel, azıcık canını indirebileceğiz en azından. Yani büyük sıkıntı ya şu karakter. Ya oha oğlum, 280 binde vurmazsın, kitapsızlık yaptı ya. Scorpion var ya, acayip sıkıntısın ya kardeş. Şimdi brutality'yi %25 canın altına bir indirebilirsek deneyeceğiz de. Direkt atar mı birinci de? Aha vallahi atıyor. Oo. 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 Güzel lan. Havalıymış. Bir de şey yapıyor böyle. Asker selam ver ya. Kral. Johnny şey oldu. Neydi lan? Johnny Sins değil, dur. Karıştırdık Johnny'leri. Neydi lan o? Ulan unuttuk hep ya. John Cena diyesim geliyor böyle. Ne diyeceğimi unuttum ya. Dur. Kafamız farklı yerlere gitti bak. Gene Johnny'ler karışınca sıkıntı oluyor. John Cena abimin verdiği selamdan verdi. You can't see me deyip böyle parçalardı ya SmackDown'da. Gerçi Raw'daydı o değil mi? Raw mu? Rem? Nasıl okunuyordu? Raw diye. Raw diyorlardı sanki de. Her neyse, R nokta A nokta W'ydu işte o. Biz böyle zamanında kaçta, 2012'de falan, gece 12'de böyle annemden çok şey yemedim yani, az terlik yemedim o boku izleyeceğim diye ben. Gece gizli gizli uyumuş gibi yapardım. Kaçardım, onu izlemeye giderdim. SmackDown'da falan. O zaman Jeff Hardy falan vardı. Jeff Hardy daha gitmemişti. Sonrasında CM Punk mı neydi, öyle bir şerefsiz vardı, onunla vs atmıştı, adam mal kaybetmişti, gitmişti. Böyle bir çıkayım. Evet, bu da böyle bir anımdır. Şimdi kardeş, o bloğu açacaksın değil mi? Aç yani istersen. Scorpion takım yapmış bu arada. Sıkıntı olur mu bilmiyorum ama göreceğiz bakalım olur muymuş. Uf, ikidir kritik patlatıyor. Çok acımasız, ölümünü engelledi. Tamam, aynısı bizde de be kardeş. O ne ya, öyle baltasını falan atıyor, anasını satayım. Dur. Şimdik. Ben şu ekipmanları size yakın bir sürede tanıtmak istiyorum. Ama sıkıntı olan şey, ekipmanların hepsi bende olmadığı için bende olanları tanıtacağım büyük ihtimalle. O yüzden birazcık sıkıntı çıkabilir. Geri geldik, sıkıntı yok. Şöyle bir geçeyim canım. Keşke ama şey yapsaydık. Bir daha atacak mı? Brutality'yi atmadı. Atsak güzel olurdu. Hadi. Aa, ama geri zekalı gibi kaçırırsam olmaz ki. Değil mi? O ne lan? Ha, kalkanı çalıştı, anladım. Zaten Brutality'yi de atamayacakmışız. Giderek bir tane vurmasın diye uğraşıyorum da vurdu. Dur, blokta kalmayalım. Şunu canlı doldurup çıkacağım bundan. Hatta karşıdakini de öldürelim ayaküstü. Böyle bir vurayım bakalım. Güzel, ölmedi hatta. Dur, canını yenileyecek. Blokta kalayım. Yapma. Şş, yapma. Ah be, öldük büyük ihtimalle. Bunun aynen şeyi de yok. Kurtaramayacağız bu arada hesaplarım şeyimizi, karakterimizi. O yüzden biraz hızlı, yani dikkatli davranmamız gerekebilir. Kalkanın gücünü gördünüz değil mi? 2807. 95.000 canlı şeyden, karakterden. Normalde 2800 diye bir hasar yok yani, hani onun minimum vuracağı gene 50.000 vardır tahminimce. Bir dur bakayım. Dur tamam. Kalkanı yeni aldık bu arada. Sürekli olarak yeniliyor galiba bu ayı. İkinci yetenekle yeniliyordun yanlış hatırlamıyorsam da. Güzel, kritiği de bayağı vuruyoruz da, o da çok güzel canlı olduruyor. Yani şu yaptığım komboların hiçbir anlamı olmuyor aslına bakarsanız. Evet, 84.000 cana bir şekilde geri dönüyor. Şöyle bir yaptım ama büyük ihtimalle seni bayağı üzerim ben. Değil mi? Aynen. fıtı. Kalkanımızı yenileyemedik. Tamam, önemli değil. Şöyle bir al bakalım. Kardeş ama o ne ya? Eşyayla geliyorsun galiba sen geri. Öyle bir şey var mı ya usta? Yeniden dirilme falan.
Yani Devastator değil mi o? Devastator mı? Devastator mı artık? Nasıl okunuyor boku bilmiyorum. Hiç daha önce hayatımda da duymadım o kelimeyi zaten. Bir tek Mortal Kombat'ta geçiyor anasını satayım. Bunların dilleri de farklı zaten. Üst lisan gibi böyle. Üst lisan da değil hani antik dil sanki. Antik şeyde de öyle. Mortal Kombat 11'de de öyleydi hani. Normal İngilizce değil de böyle. Sanki antik dilde konuşuyorlarmış gibi. Gerçi gibi değil öyle zaten de. Yani 9 da öyle değil şimdi. 9 için çok şey demeyeceğim. 9 yine sıkıntı değil yani o kadar. 10 onu hatırlamıyorum. Onu cidden Mortal Kombat onu ben vallahi oynadık güya da hatırlamıyorum ki ya. Yani bilmiyorum. Çektik güya. 11'i hatırlıyorum. 11'in de hepsini hatırlamıyorum. 11'i hatta 11 benim ilk çektiğimde. Hani 11 9 10 serisi olarak yaptım ben. Karşıya yani ama yani istersen yaklaş kanka ha? Ne diyorsun? Yani oyunda yaklaşma diye bir şey de yok ki anasını dedim kafamıza göre yaklaşalım. Karakterin kendisi de yaklaşmıyor. Ona biraz süre tanımak gerekiyordu böyle yaklaşması için. Onu da tanımadım ben. O yüzden biraz şey oldu. Hadi. Ah be ulan. Hadi brutality ya. Bir tane daha bir tane daha. Hadi. Hadi. Hadi bacım hadi. Bak yüzde kritik can çıkınca atabiliyor anlamına geliyor. Ama. Sana ben şunu bir atayım ya. Sen kolay ölür müsün? Ölmezsin ya. Yok sen bir şey olmaz sana. Değil mi? Aynen direkt hatta canını indirmiş olduk senin. Çok az yedi bu arada. Baksana yani. O değil. Ben çok az yedim. Bu geçen çektiğimiz şey değil mi ya? Neydin lan? Senin adın neydi? Adını unuttum. Adını çocuk. Adını söyle bakayım bana bir. Scarlet ha. Ulan nasıl unuttuk ya? Vallahi ne oldu? Alzheimer olduk çıktık anasını satayım. Çocuk. Ölmeyeceğiz. Sıkıntı yok. Ama. Yaşıyor da değiliz sanki. Ayı çok vurdu ya. Şöyle bir oh, 90 bine de biz çaktık. Güzel oldu. Bir gireyim canısı. Snare'ı yemedik. Güzel oldu. Direkt bu arada vurdu ha. Çok hızlı karşılık veriyor Jade. Hemen karşılık. Normalde bir durma süresi oluyordu. Onu bu sefer tanımamışlar. Ama öldürmeseydi keşke ya. Bu ayı öldürür ki. Dur minimum vurmaya çalışayım. Ah %9. En aşağı bu kadar oldu da. Öldürdü ayı ya. Şuna baksana yani. Minimumla bile yaşattık. Şey yapamadık. Yaşatamadık. Benim suçum değil o valla. Aslında benim suçum çaktırma. Sanki başka sat. Aa çok güzel lan şu. Bunu dikkat etmedim bu arada. Az önce de yaptı galiba da. Dikkatimi yeni çekiyor. Bir şey anlatırken ne kadar odaklandıysam artık. Onu unuttum tamam böyle. Var olduğunu unuttum. Ya hocam hadi brutality birkaç kere daha tak. Bu ne ya? Valla olmaz böyle ha. Yani bir brutality ile olmaz yani. Birkaç kere daha göstermemiz lazım ki bir tadına varalım ya böyle. En kötü ihtimalle bir, en iyi ihtimalle sonsuz. Hadi deneyeceğiz, deneyeceğiz. Yaparız ya bir şey olmaz. Şu bu sahne değil de Scorpion bilmiyorum ya. Bu ilk Mortal Kombat 11 Scorpion mu gelmişti karakterlerden tanıtım olarak? Yani öngörülen, verilen. MK 11'den hangisi gelmişti ilk lan? Hatırlamıyorum hangisinin geldiğini de. Scorpion'u tanıtırken ki o heyecanımı çok iyi hatırlıyorum abi. Üçüncü yeteneğinde nasıl kudurduğumu çok iyi hatırlıyorum. Çok güzeldi. Kanka artık istersen yani Siphon daha ne kadar? Siphon mu Siphon mu şu örmekin şeyi vurdu da vurdu ya. Vallahi şuna bak ya. Hala vuruyor. Ayı git öl lan. Seni öldürsek yalnız bize zararsın sen. Bu da ayrı bir dert de. Yani ölmedin. Sıkıntı yok o yüzden. Warlock Quan mi geçsem? Şuna geçeyim. Ben can yenileyebiliyoruz buna. Öl kanka. Öl artık öl. Heh. Tamam. Sıkıntı değil. Yalnız bu sıkıntı. Bu sıkıntı karşıdaki ayı. Bayağı bir sıkıntı olabilir. Yakıyor çünkü sürekli. Şunu ben bir atayım canım. Tamam. 54.000 sadece kılıç darbesiydi. Onların gerisini yemedin. Tamam çok. Ama bir blokta kalma şansı verse miydin kanka? Hani direkt geçtin ya yeteneğe. Onun olmaması gerek işte. Arada bloklayabilme şansımın olması lazım. Geri zekalı oyun. Yani onu vermen lazım bana. Lan ne kadar salak bir şey ya. Çok saçma o yaptığı hareket az önceki. Yeteneğinden çıktığım anda bloklama şansım olmadı ya. O inanılmaz saçma bir olay bu arada. Hani böyle bir şeyin olmaması lazım. Yalnız sen bayağı az yiyorsun ve bana mı yansıttın ya? Sıkıntı olabilir şu an. Dikkatli olmamız lazım. İyi kalkanı çalışmadı. Block breaker'ın yok değil mi? Tamam. Şu an avantajlı konumdayım. Kanka yaklaş istersen artık. Değil mi Sonyacığım? Yeter yanma yanma. Yapma yapma. Aa öldürecek. Valla öldürmeye doğru gidiyor. Bir daha dolduracak yeteneğini. Oğlum. Ya ay sokacağım şimdi. Bu ne ya? Yenilişe bak yani böyle salak bir yeniliş var mı ya? Ben doymadım ya bir tane daha brutal atacağım dur. Ulan. Bak ikidir aynı şeyi yaptı oyun. Normalde yeteneğini attıktan sonra daha doğrusu ben yeteneğimi attıktan sonra onun yeteneği için bir şey demiyorum. Üst üste kombo bağlayabiliyorsunuz ama ben yeteneğimi attıktan sonra onun bana direkt yetenek atmaması gerekiyor. Öyle bir şey olmama yetenek dedim lan bu arada ben. Olmaması gerekiyor mantıken. Ama
Çok salak bir durum ya, bilmiyorum. Neyin mantığını uyaraktan onu yapmışlar. Gerçekten anlamak çok güç. Çok salak bir olay ya. Neyse. Sinirlenmeyeyim, devam edelim, dur. Ulan. Ayaküstü bir de salak gibi yenildim ya. Şeyi, Scorpion'u çok gereksiz yendi. Mortal Kombat 11 karşını Scorpion'u. Bizim Strike Force'u çok gereksiz yendi abi ya. Kör başlıyoruz bu arada. Ekipmanı var galiba bunun gene ve bu bayağı üzecek bizi ya. Blokta kalmamın da bir anlamı yok ki. Kırıyor bloğu. Ayı. Şimdi bayağı mı kör kalacağız? Stun'ı yemedi. Kör aynen. Şu an işledi bak. İlk defa işledi. Bunu gene yemedi. İkidir şey yapıyor. Bu ayı, dur. Şuna geçeyim ben. Bu ayının aklından bu ayı gelir. Şöyle bir yapalım. Sıkıntı bu ya. Strike Force karakterleri gerçekten yorucu. Hani insanı yoruyorlar. Ya cosplay ablamın takım özelliği falan yok ama cosplay'in kendisi ya. Yani tek başına çok güçlü bir karakter. Hep de blokta kalıyorum. Bir çık istersen be. He? Ulan hiç çıkmıyor ya. İnatçı köpek seni. Blok bir breaker'ımız ha. Sonunda varmış. Güzel. Yine bak, ben girdiğim gibi o da beni çağırıyor. Dur. Şey yememek lazım. Yerimize sabitlenmememiz lazım. Sadece 975 nasıl yedim bu arada oradan? 3 tane vurduğum halde sadece 975 yedi az önce. Ulan oyunda böyle salak salak açıklar mı var? Bana mı öyle geliyor ya? Bu ne oğlum? Sıkıntı ha. O ilk baştaki olay da mesela. Yani ben yeteneğimi attığım anda mesela, bir dakika. Şöyle düşünün. Blokta kalmasını beklemek istiyorum ama gerçi önemi de yok. Stana gelir mi ama? Bir dakika. Şimdi o yeteneğini atarken bitirdiği gibi ben yeteneğimi koyamıyorum. Çünkü cripple attı. Cripple atmasa belki de diyeceğim şeyi lafı ağzıma tıktın kardeş. Sağ ol ya. Valla. Üçüncü yeteneğimizi atalım mı lan? Atalım gitsin ya, dur. Böyle bir şunu çakayım ben sana. Ah. Heh. Bunun farklı Mortal Kombat 11 Scorpion'un farklı. Bunlar çok iyi işte ya. Scorpion'unki bayağı iyi, 11'inki. Acayip iyi üçüncü yetenek. Dur tamam, sakin ol sakin ol. Bekle yavrucuğum. Block Breaker bunda da yok. Ama öldürüm. Bak mesela o yeteneğini atarken benim yeteneğim bittiği anda düz vuruşun normalde o düz vuruşa bile müsaade etmeden benim yeteneğim karşının yeteneğini attı bana. Karşıdaki Scorpion. Yani o düz vuruşa müsaade etmesi gerekiyor normalinde. Hani etmeme gibi bir şansın yok. Nasıl olabilir ki oğlum? Yeteneğini bitti. Yani bana saçma geldi, bilmiyorum ya. O bok yere inildik valla. Oyunun salaklığı yüzünden. Bir saat donu alalım ama. Neyse. Raiden abimiz gelmiş karşıya. Bir de klasik Raiden. Klasik klasik. Bir klasik daha alsam bayağı ağzıma tükürürmüştün aslında. Takımı tamamlasan. Gene de iyi ama. 10. evim Raiden nasıl yaptın lan sen klasik Raiden'a? Ayı. Onu yapmak da boru değil. Mortu, gerçi Scorpion'u da onun şey, Sub-Zero'su da onun cevrim adamın. Bayağı iyi yani. Devam bakalım. Hadi oğlum, hadi çocuk, hadi çocuk. Heh. Şimdi şöyle bir ben sana ne yapsam? Al bakalım. Kodumuz da bu arada petrol olsun. Böyle verelim. Böyle salak bir kod verdim, aklıma da bok gibi geldi. Zehirlendik yalnız. Bu iyi değil. Reptile'ın özelliğini, pasifini sürekli olarak çalıştırmam gerekiyor benim. Yani bir karaktere girdiğimde bir süre çıkmam gerek de Frostbite yedikten sonra mecburen çıkıyoruz ama ya. Kendi kendimizi counterlıyoruz. Şunu ben bir atayım. Bunu atıp çıkabiliyorum. Sıkıntı olmuyor. Hatta Reptile öldürürsem çok daha iyi olur. Sen bir öl kanka. Senden bir ben kurtulayım. Güzel oldu. Tamam. Güzel oldu. Blokta ama yani Reptile'ın pasifi hala çalışıyor ölmesine rağmen. Normalde Day of the Dead karakterlerinde mesela Day of the Dead Kitana'da Kitana öldükten sonra can yenileme özelliğiniz çalışmıyor. Ama Reptile'inki çalışıyor mesela. Bu mantıklı mı sizce? Bence değil usta. Hani çok salak bir olay değil mi bu ya? Karakterim ya oğlum. Dengesizlik var oyunda gerçekten. Bak şu an gene zehirlendim mesela. Bunun olmaması gerekiyor. Eğer bu oluyorsa Day of Death Kitana'nın pasifinin de çalışması gerekiyor. Öldürdüğünüzde Day of Death Kitana'yı Outlord karakterleri, karşıdan bir karakter öldüğünde veya takımından karakter öldüğünde canı yenilenmiyor. Kitana ölüyse. Hayattaysa yeniliyor sadece. Ulan ya oyun gerçekten salak salak şeyler var, açıklar var bak. Yani. Ayı bayağı da vuruyor bu arada şeyiyle. Dokunulmazdı da uzun sürüyor. Ama önemi yok. Şöyle direkt bir yok edeyim ben seni canım. Tamam, bitti ya. Öldürdük. Brutality'yi de bu arada atamadık. O da sıkıntı oldu ya. Valla. Ulan. Scorpion Strikes bilmem ne bir şeyler dedi de. Yine gözünü mü yakacak? Aynen. Yani hocam valla bilmiyorum ya. Şu açıkları kaldırsanız mı artık, düzeltseniz mi? Direkt şey deneyeceğim bu arada. Şu şey, brutalite atmaya deneyeceğim 3 karaktere de. Ah işte. Karşıya gelen takıma bak.
Mortal Kombat'ın bir takımı geldi. Neyse. Dur bakayım. Elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yaparım. Raiden'ın çok fazla bir bonusu yok zaten Mortal Kombat 11 takımında. En zayıf karakter Raiden. Yani Mortal Kombat 11 sınıfının en zayıfı. Raiden niye öyle yapmışlar onu da bilmiyorum. Hikayeye şeyi katıyorsunuz anasını satayım. Scorpion ve Raiden'ı katıyorsunuz tanıtıma. Ama en zayıf karakteri Raiden yapıyorsunuz. Ben anlamadım ki bu işi. Raiden fanıyım lan ben. Nasıl yaparsınız en zayıf onu ya? Weepul ne lan? O nasıl isim kardeş? Böyle bir al bakayım. Oha. Ha gerçi. Oğlum biraz fazla mı vurdu bu ayı? Yine de yani canı çok az, aşırı az değilmiş. Oo. Stun'ını şey yaptı ama. Yani çok az yiyeceğiz kalkanımız sayesinde. Güzel. Yapma yapma. Şöyle direkt ikinci yeteneği ben sana koyuyorum kardeş. Sen biraz bizi yoracak gibi duruyorsun çünkü. Şöyle bir al bakalım. Ölme. Jade geldi. Jade sıkıntı olabilir. Ah yerimize sabitlendik. Bu iyi değil. Ama Scorpion bizi kurtaracak o yüzden çok büyük bir sıkıntı yok. Yapma. Bak normalde bir önceki savaşta yenildiğim savaş vardı ya. Oradaki Jade'in vuruşunu hatırlayın. Direkt hemen karşı vuruş yapıyordu. Bu yapmıyor mesela. Bir sıkıntı var işte. Onu demek istiyorum size de. O maçta bir sıkıntı vardı. Neyse. Geçti gitti artık da. Jade bayağı tankmış bu arada. Vallahi bayağı tankmış. Block breaker'ımız da var. Hadi be oğlum. Ah be yapsan olurdu işte ya. Vallahi olurdu çocuk. Neyse ölümden kurtulacağız. Scorpion gelecek biraz. Gerçi Scorpion'a da gerek yok. Birazdan Scorpion gelecek ölürsek. Yerimize gene sabitlendik ama. Tamam. Stun'ımız da. Ama kankacım yaklaş. Hadi. Hadi oğlum bir tane daha yap şu brutality'yi işte ya. O kadar denedik madem yapak yani dur. Geri geçeceğim şeye Sonya Blade'e. Sakin. Snare'ını blokladık. Öldürmeyeceğim. Tamam. Şöyle geçeyim. Canım geç istersen artık. Ya abi yerime sabitledi bile. Neyse öldürsün ya. Bloğu açayım da. Öldürsün ben şeyi yapacağım çünkü. Hadi hadi 50 kere daha sabitleme hadi. Oo çok vurduk. Allah kahretsin. Çok vurdun ya. Vallahi öldürecek biz şey Sonya öldürür bunu girerse. Hadi hadi oğlum ya. 48.000 vurursun hadi. Kritik at bir tane iki tane. Hadi. Aa bir de geri gelecek bu puan cheat. Ha gelmedi tamam. Lan yapma dur. Heh. Hadi. Aa. Ya şansıma tüküreyim ben. Gerçekten şansıma tüküreyim. O kadar denedim anasını satayım. Scorpion'un fazla vuruşu yüzünden sıkıntı oldu ya. Ben mal gibi. Neyse. Denedi en azından. Ne diyelim anasını satayım. Brutality'yi de bir kere göstermeyi sevmiyorum. Şimdi bir kere daha çekersem video 55 milyar saati olacak bu sefer. Ondan sonra boş boş yorumlarda ağlayan cins şeyler tipler geliyor. Videoyu uzatmaya çalışmışsın. Ulan bir kere gösterince işte içim rahat etmiyor. Farklı karakterleri de görmek de istiyorum da. Bu sefer de cins özürlerin yorumuna maruz şey yapacağız kalacağız. Neyse her neyse artık. Gerilmeyelim daha fazla. Bir kere gösterebildik en azından diyelim. Yetinmeyi bilelim. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitti beni unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.